Lübnan Akkar Müftüsü Şeyh Üsame Er-Rıfai Hazretleri, Müceddit Mahmud Efendi Vakfı Başkanımız Muhammed Keskin Hoca Efendi ile birlikte medresemizi ziyaret edip talebelerimizin sorularını cevaplayarak hasbihal ettiler. Biz de bu videoyu Türkçe dublaj ve altyazı olarak yapay zeka kullanarak sizlere sunuyoruz kardeşlerim. Allah'a hamdolsun, Efendimiz Resulullah'a salat ve selam olsun. Ve Efendimiz Tanrı'nın peygamberi hakkında... Ama ikna olmazsanız kimse size bunu söylemez. Çalışmadım ve eğitimin sağlığına kör olan kalbime girdim. Üniversitenin, okulun ve öğretmenin koşullarını beklemek zorundasınız ve şimdi kanıtlar ve kız kardeşler ona bir hata yapmasını söylüyor ama gençken söylediği şey bu olduğunda, yemin ederim ona söylüyorum... Toplumsal yaşamı, yapısal bilimi ve bilgi arayışı arasında bilgi aramaya nasıl devam ediyor... Kolayca olabilir. Eğer bekarsa kendisini doğu bilimine adamasını istiyoruz. Ve onu vurmak ve ona başka bir soruda kardeş olmasını söylemek için... Bilimi nereden biliyorsunuz ve insanlar batıdan beri size soruyorlar ya da insanlar bu sorularla ilgili zorlukları ve bilmedikleri zorlukları sorduklarını dinliyorsunuz. Bu yüzden bakın... Elhamdülillah, salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velâ. Ama eğer lem taqtani ma ahad yaqul lek. Talama darast ve dakhalta ila kalbi el ma'ma' in sah el ta'bir, عليك ان تلتزم بشروط الجامعه والمدرسه والمدرس. والان ادله والاقوال نقول له لك ان تختار، لكن متى هذا؟ ما يقول وهو صغير يقول والله انا اقول هذا او اقول هذا وكل يوم في رايي. كيف يوازن الطالب العلم بين حياته الاجتماعية وعلمه الدنيوية وطلبه للعلم؟ يمكن بسهولة. إن كان عزبا نحن نطلب منه أن يتفرغ للعلوم الشرعية وأن يتقنها ونقول له هون عليه. يحرصون الطلاب على سؤال آخر. كيف يعرف طالب العلم تخصيصه في العلوم؟ والناس يسألونك منذ الصغر أو أنت تستمع أن الناس كانوا يسألون المشايخ عن هذه الأسئلة والمشايخ لا يعرفوا، فأنت تتخصص في علم الناس بحاجة إليه، لا نكرر. كيف يزيد قوة طلب العلم؟ ما هي فائدته علي وعلى المجتمع؟ إذا وجدت أن هذا الطلب لهذا العلم له فوائد عليك وعلى المجتمع، عليك للعلم وللنجاة. رماتي إلى النور، أصلح لنا ديننا الذي واجعل الحياة زيادة لنا في يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. بحبال الله موصول قوم على الملة السمح. Mahmud Efendi Hazretlerinin mücedditliğini ilan etme şerefine nail olan Lübnan Akkar Müftisi ve Şer'i Mahkeme Başkadısı Seyyid Usame Er-Rıfai Hazretleri Cübbeli Ahmet Hoca'yı hanesinde ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Muhammed Keskin Hoca Efendi, Şefik Kocaman Hoca Efendi, Müslümanların avukatlığını yapan kıymetli doktor Ali Gül ve Hayder Başkanı Mehmet Kaya Beyefendi de hazır bulundular. Usame Er-Rıfai Hazretleri Cübbeli Hoca'yı 12 sene evvel hapisteyken de ziyaret etmişti. Ziyarette 1 saat kadar cam arkasında konuşmuşlardı ki o konuşmaları Cübbeli Ahmet Hoca aklında tutarak Medrese Yusufiye'den Mektuplar isimli eserinin 707-717 sayfalar arasında 10 sayfa halinde kitabında yayınlamıştı. Usame Er-Rıfai Hazretleri bu mecliste de Mahmud Efendi Hazretleri'nin insanlara hüccet olduğunu beyan saadetinde tasavvuf, nefsi kırmak ve tevazu kazanmak için meşru edilmiştir. Nitekim iblis cennetten indirildiğinde suçu Allah'a isnat ederek "Ya Rabbi sen beni azdırdın" demişti. Buna mukabil Adem aleyhisselam suçu kendisinde arayarak "Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi affetmezsen, bize acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz" diyerek tevazu izhar etmişti. İşte görüldüğü üzere kibrin sonu iblislik, şeytanlık oldu. Tevazu neticesinde ise bütün nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler Adem aleyhisselamın soyundan geldiler. Dolayısıyla tasavvuf ehli olan bir insan kendini öne geçirme derdinde olmamalı. Kendinde fazilet görmemeli. Fakat maalesef zamanımızda bunlar artık lafta kaldı. Mahmud Efendi Hazretleri halife bırakmadığına göre ondan sonra kimseye rabıta yapılamaz. Bu dini bir iştir. Tarikatı bozmak, şeriatı bozmaktan aşağı değildir. Dolayısıyla halifelik yokken, izin yokken birine rabıta yapmak, abdestsiz namaz kılmakla eşittir.
Allah-u Teala Mahmud Efendi Hazretleri'nin yolunu bozulmaktan muhafaza eylesin. Onun yolunda gidenleri, rabıtasını koruyanları her türlü hayra muvaffak eylesin. Şerlerden emin eylesin diye dualarda bulundu. Allah-u Teala hocamıza, dinimize, şeriate ve tarikate daha nice hizmetler nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürler muammer eylesin. Onu da Lübnan'da en tehlikeli bölgelerde yaptığı hizmetlerde muvaffak eylesin ve bütün eşrarın şerlerinden muhafaza eylesin kardeşlerim. حَشَرَكُمُ اللّٰهُ مَعَهُمْ بِحُبِّكُمْ لَهُمْ كَمَا قَالَ سَيِّدِي الْاِمَامِ أَبُوْ الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ الرِّفَاعِي قُدِّسَ سِرُّهُ الشَّرِيفِ قال له بعض أحبابه وتلامذته نحبك ولكن لا نلحق أن نعمل بعملك فالتفت إليهم مبشرا وقال احفظوها إذا سار المركب حمل من فيه إذا كنتم في قلب الأولياء بصدق وحب وكان الأولياء في قلوبكم بصدق وحب فإنهم تحشرون معهم يوم القيامة هذا أولا ثانيا Şimdi iki meseleyi diyor çok ciddiye alın. İki mesele söyleyeceğim. Birinci mesele şudur. Siz diyor Allah'a Resulü'nü, dostlarını, işte sahabe-i kiram, ehl-i beyt, hazaratı, rıdvanullahi aleyhim ecmain, sonra dört mezhep imamlarımızı, müçtehitlerimizi, ulema-i fukahayı, silsile-i zeheb, nakşi tarikatının bu silsilesi vesaire meşayihın silsileleri, sevdiğiniz zaman, sadakatle muhabbet gösterdiğiniz zaman ve diyor işte özellikle Mahmud Efendi Hazretlerine bağlı olarak ondan yetişmiş kimseler olarak onun sevgisinde sadık ve samimi olduğunuz zaman şunu bilin ki kişi sevdiğiyle beraber olacak. Resulullah Efendimiz'e sordular sallallahu aleyhi ve sellem kişi bir kavmi seviyor ama onlar kadar amel edemiyorsa ne olacak? Buyurdu ki kişi sevdiğiyle beraber olacak. Dolayısıyla Ahmet Rufai Hazretlerine de soruldu. Biz sizi seviyoruz ama sizin gibi amel yapamıyoruz dediler. O da buyurdu ki merkep yola girdiği zaman üstünde ne varsa beraber alır götürür. Yani siz de diyor bu evliyaullah'ın, bu dostların kalbinde yeriniz olursa siz onları samimi severseniz, onların kalbine girerseniz o sevgi sizi onlarla beraber edecek. Ameller noksan olsa da zarar vermeyecek bu bapta. الأمر الثاني أن توثقوا علاقتكم القلبية والروحية مع أولياء وبالذات مع سيدي الشيخ محمود أفندي قدس سره الذين أنتم بحضرته ونحن جميعا فيما يدل على آثار فعله رضي الله تعالى عنه ذلكم أنهم قالوا إن الولي تظهر كراماته بعد موته أكثر من كراماته في حياته. Burayı iyi dinleyin bak çok önemli şeyler söylüyor. Diyor ki Mahmud Efendi Hazretlerine rabıtanızı, irtibatınızı kuvvetlendirin. Çünkü diyor bu büyük veliler öyle zatlardır ki bunların kerametleri hayatlarında olduğundan daha fazla vefatlarından sonra kerametleri zuhur eder. Tasarrufları devam eder diyor. Onun için Mahmud Efendi Hazretleri'nden alakanızı, irtibatınızı kesmeyin ve kuvvetlendirin. Sultanımızla ne zaman tanışmıştınız Efendi Hazretleri'yle? Epey var. Hadi sen de kim var? Hadi sen olmuştur. Bir gün Efendi Hazretlerimiz mübareğin burada gömleğinin cebine elini sokup bir kağıt alıp kendi cebine sokuyor. Hiç yaptığı şey değil normalde Efendi Hazretlerimizin. Alıyor böyle sultanımız gömleğin cebinden bir kağıt kendi cebine sokuyor. Ne vardı diye soruluyor. Muhafaza ayetleri miydi? Hıfız ayetleri varmış. Efendi Hazretlerimizin ahiret kardeşim. Yani keramet. Evet. Zahira. Evet. Min kerametin bahira. Evet. Ya. Maşallah. Ya. Ya. Burada mı ikamet duyuyorsunuz? Adıyaman'da kalıyoruz. Adıyaman'da kalıyoruz. Evet. Mehmet Kesik Hocam yarınki
mübarek gün için, Mevlid için. Yarın Mevlid-i Şerif var ya efendim, için. Onun için geldi. Davet ettiler bizi. Maşallah. Davet. Davet. Mahmud Efendi Camisi'nde alma var ya efendim, Mevlid-i Şerif Efendi Hazretlerimizin. Oraya geldi mübarek. Maşallah. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sefa geldiniz. Güzel beyin. Güzel beyin. Özbekiler hoş gelip sizlerle. Özbekiler sunumlar.